Günaydın sevgili izleyenlerimiz. Evet, akşamdan sabaha geri döndük. Yaklaşık bir aylık hatta 35 günlük aradan sonra Günaydın'dan kucak dolusu sevgiler. Vallahi açıkçası ben stüdyoyu çok özlemişim. Çünkü biliyorsunuz hep Zoom üzerinden Ramazan ayı boyunca yayınlarımızı gerçekleştirdik. Akşam saati 21'de stüdyoya sadece kapıdan bakıp özlemimizi gideriyorduk. Ama bugün itibariyle hem konuklarımızın gelişiyle hem de stüdyomuzda varoluşumuzda ve tüm ekip arkadaşlarımızın işe başlamalarıyla birlikte Bursa'da bugün cıvıl cıvıl hale geldi. Tüm iş yerleri gibi sabah saatlerimde evden çıktığımda etraftaki tüm kafelerde çalışanlar çok keyifli gülücüklerle, kahkahalarla işlerine gelmişlerdi ve çok mutluydular. Herkes mekanını özlemiş gerçekten. Umarım bu özlem tedbirleri elden bırakmadan ve bir an önce bu salgından kurtuluşun yollarını hep birlikte keşfeder ve bir an önce pandemiye veda ederiz düşüncesindeyim. Bunun için tedbirli olacağız. Ne yapacağız? Maskemizi çıkarmayacağız. Efendim, hijyenimize dikkat edeceğiz ve mesafelerimizi koruyacağız. Bu kurallar sürekli tekrarlanacak. Nereye kadar? Pandemiye veda edene kadar. Evet, bugün 1 Haziran. Bugün Bursaspor'un 57. yaşı kutlu olsun diyelim Bursaspor'a. Onun dışında neler var? Onun dışında tabii Amerika. Amerika gerçekten yangın yeri. Orada çıkan olaylar hakikaten çok üzücü. Ama bir yerde de tabii ki insanlığın ne kadar önemli olduğunun göstergesi. İnsanların ırkçılık yapmadan, dil, din, renk hiçbir şey ayırt etmeksizin insanca yaşam haklarının elde edilmesi adına bence atılmış kocaman kocaman adımlar. Umarım Amerika'da yaşananlar tüm dünyaya ders olur, biz dahil. Onun dışında bizde tabii Bursa dün akşam saatlerinde oldukça hareketli bir gece yaşadı. Hacivat Mahallesi'nde gerçekleşen üzücü olayda bir polis memuru şehit oldu. İki gencecik kardeş de maalesef hayata veda ettiler. Ne için? Olayın özüne baktığınızda bir hiç için. Yani insanlar gerçekten otokontrollerini kaybettiğinde ne yapacakları belli olmuyor ve işte böyle vahim sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Bugüne uyandıklarında eminim bu olayları yaratanlar ve olaylara karışanlar en azından şöyle bir empati yaptılarsa, ya biz ne yaptık, ne için yaptık sorusunu kendilerine mutlaka sorduklarını düşünüyorum ve kocaman bir hiç için canlar gitti. O küçücük çocuk babasız kaldı. Değdi mi? Elbette değmemiştir. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, bunun dışında bugün itibariyle dediğimiz gibi kafeler ve restoranlar açıldı. Dışarıda yemek yemeyi, dostlarıyla çay kahve içmeyi özleyenler bugün mekanlara merhaba diyeceklerdir. Tabii bununla beraber ülke ekonomisinin de hareketliliği söz konusu. Bir yandan işletmeler hareketlenecek, para kazanacaklar ama öte yandan da kocaman kocaman soru işaretleri var. Ne için? Bütün bu ötelemelerin zamanı geldi geliyor. Kim nasıl ödeyecek? Bu paralar nereden gelecek? Hakikaten esnaf da, sanayici de, çalışan da kara kara düşünüyor. Hala kısa çalışma ödeneği alamamış pek çok sayıda insan olduğunu, vatandaş olduğunu biliyoruz. Ne diyelim? Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bugün pandemi sürecinde eğitimi konuşacağız. Özel okullar açıldı. Üniversiteler tatil, devlet okulları tatil. Böyle bir üniversite sınavı yapılacak. Tüm bu hengame esnasında bir de üniversite sınavına girecek genç arkadaşlarımız. Dolayısıyla bir karmaşa var. Bunu istedik ki konunun ehliyle sohbet edelim, konuşalım, değerlendirelim. Daha önce de yayınımıza konuk olmuştu. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selahattin Turan konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz uzun oldu ama özlemişiz izleyicilerimize ulaşmayı. O yüzden biraz gündemi de onlarla paylaşmak istedim hocam. Nasıl geçiyor pandemi süreciniz? Ya normal Türkiye'deki bütün insanlar gibi bizim de ağırlıklı olarak evde geçiyor ama benim için şahsi, benim için iyi oldu. Oldukça kitap okudum ve evet, alanımın dışında, daha çok eğitimin dışındaki Türkiye'nin yakın tarihi üzerine daha önce okuduğum fakat gençlikte okuduğum kitapları tekrar okuma ihtiyacı duydum ve onları bir gözden geçirdim. Bir de bizim tarihimizde bu destanlar konusunu tekrar bir gözden geçirdim. Özellikle Karacaoğlan, Dede Korkut hikayeleri, öyküleri vesaire. Çünkü bunlar da eğitimde çok önemli. Yani benim için bir yenilenme dönemi oldu diyebiliriz. Ne güzel.
keyifli geçmiş sizin açınızdan. Tabii birçok insan evde kalmanın, evde zaman geçirmenin sıkıntısını yaşadı. Hala da 65 yaş üstü, evet, biliyorsunuz büyüklerimiz dışarı çıkamıyorlar. Sadece pazar günü çıkma durumları söz konusu ve artık onlar da isyan etmeye başladılar. Ne diyorsunuz bu yeni normal Türkiye için? Şimdi bu yeni normal kavramından başlamak lazım. Buyurun. Yeni normal bize ait bir kavram değil. Bu daha çok Batı'nın, ağırlıklı olarak Anglo-Sakson ülkelerinin, Kanada, Amerika ve İngiltere'nin kullandığı bir kavram. Onlar istikrarı savunan ve bir piyasanın dengelediği bir yapıya sahipler. Onlar aslında normal eskiki düzenlerine dönmek istiyorlar. Bunu Türkiye açısından ve Doğu toplumlar açısından biz daha önce normal miydik sorusunu sormakla başlamamız gerekiyor. Çünkü bizim gibi toplumlar krizi karşılamıyor. Krizle birlikte bir şeyleri öğreniyor. Yani krize hazırlığı olmakla krizle birlikte yaşamak farklı bir şeydir. Yani yaşamın kendisi hep krizlerle doludur. O bakımdan yaşamı ve insan hayatını bir bütün olarak gördüğünüz zaman Doğu toplumları daha çok istikrarsız toplumlar olduğu için Batı'nın rasyonel bakışıyla bu tür olayları değerlendirmiyor. O bakımdan Türkiye'nin yeni normalinden ziyade Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak stratejileri konuşmak, buna karşın çok güçlü ekonomiler olan Batı karşısında nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nin daha güçlü bir hale gelmesi üzerinde kafa yormamız gerekir diye bu pandemi sürecinden ders çıkarmak gerekir. Pandemi sürecinin Türkiye'de olumlu bir tarafı da oldu. Yani Türkiye olarak biz sosyalleşmeyi, dayanışmayı içselleştirmiş bir toplumuz. Fakat bunun şu anda geldiğimiz noktadan baktığınız zaman bu pandemiden kimse bir şey de anlamadı bana göre. Aslında ortaya çıkışı itibariyle daha çok uluslararası seyahat aracılığıyla bulaştığı için zengin ve elitlerin hastalığı gibi görüldü ilk başta. Daha çok onlar taşıdılar ama sonuçta bu her türlü krizin sonuçta kaybeden yoksul sınıflar olur. O bakımdan da Türkiye olarak biz bu krizin normalleşmesi sürecinde yoksul ve alt sınıfların nasıl bu süreçten daha olumlanarak çıkması için bir daha farklı strateji geliştirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Amerika'da da böyle olmuş zaten. Yani şu anda Amerika'da pandemiye yakalanların %70'i siyahiler ve Latin vatandaşlar diye bir istatistik bilgisi verildi. Krizin her zaman tarih, insanlık tarihi boyunca kaybedenleri yoksul sınıflar olmuştur. O bakımdan maalesef da stratejiyi daha çok yoksulların daha iyi eğitim, yoksulların daha iyi iş bulması üzerine yoğunlaştırmamız veya popüler bir deyimle, yani bunları bir pozitif ayrımcılık yapmak gerekiyor bu kesime. Evet, yani bir anda böyle küçücük gözle görülmeyen bir virüsün neler yapabileceğini dünya olarak gördük ve yaşıyoruz. Hakikaten beklenmeyen bir şeydi ve bir anda hayat durdu. Hani deselerdi bize 4-5 ay önce işte insanlar evlerinden çıkamayacaklar, iş yerleri kapatılacak, uçuşlar olmayacak, ülkeler arası gidilmeyecek falan deselerdi. Kimse buna inanmazdı. Nitekim de bazı astrologlar bunlarla ilgili öngörülerde bulunmuşlardı Türkiye'de. Ve hatırlıyorum, ben Fatih Altaylı'nın programındaydım ve Fatih Altaylı siz ne yiyorsunuz, içiyorsunuz diye bir soru sormuştu onlara. Çünkü hani olmayacak bir şey olarak düşünüyorduk ama oldu. Dolayısıyla sağlık anlamında zor günlerden geçiyoruz. Ama bir yandan da ülkenin ayakta durabilmesi için normal hayatını da devam ettirmesi gerekiyor. Biz isterseniz konumuz eğitime, evet, bir dahil olalım. Eğitim süreci bir anda okullar kapandı. Çözüm mü? Çözüm. Sağlık açısından. Ama şimdi bundan sonrası ne olacak? Belirsiz. Şimdi tabii şöyle bir şey söyleyelim. Yani sorunuza cevap olması bakımından Türkiye'de eğitim, dünyada eğitim bir karşılaşma yaptığınız zaman aslında Batı toplumları, Doğu toplumları diye bir ayrım yaptığımız zaman Türkiye'de genel olarak eğitim açısından aynı şeyi söyleyebiliriz. Mesela Batı'daki eğitim sistemleri ve okullar krize hazırlıklı. Yani kriz bir sorunla karşılaşıyor ve o sorunu çözerek yoluna devam ediyor. Evet. Türkiye olarak, yani Türkiye'de bu süreci genel itibariyle eğitim süreci için söylüyorum, olumlu yönetmeye çalıştı. Ama uzaktan eğitimi aileler sanki normal eğitimmiş gibi algıladılar. Aslında normal eğitim değil bu normal. Eğitim aslında öğretim değil diyelim.
tamamlayıcıdır her zaman uzaktan eğitim. Yani günü idare etme, günü kurtarma gibi görülmesi gerekiyor. Alınan kararlar doğru idi fakat Türkiye özellikle sadece Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu bağlamında baktı. Bu işin pedagojik boyutu, bu işin psikolojik boyutu, bu işin psikiyatrik boyutu, bu işin sosyolojik boyutu, bu işin felsefi boyutu ve bu alandaki uzmanları çok göremedik sahnede. Yani bu arkada dönen olayların yani toplumsal travma diyebileceğimiz boyutun az önce bahsettiğiniz 65 yaş üstü. Şimdi bu insanların psikolojisi ile işte 0-18 yaş arasındaki çocukların psikolojisi aynı değil. Ama psikologlar çok önemli bir konu üzerinde durarlar. Derler ki çocuklarla 65 yaş üstü aynı davranış örüntüsünü gösterir. Evet. Yani birisi yeni dünyaya gelmiştir, birisi bu dünyadan deyim yerindeyse gidiş hazırlıkları yapıyor. O bakımdan da daha hareketli olması gereken bir sınıf. Ya şunu söylemeye çalışıyorum yani sorunuza cevap olması bakımından. Bir sorunla karşılaştığınız zaman bu sorunun bütün bileşenleriyle ele almak zorundasınız. Yani siz sadece pandemi konusunda uzman profesörlerle sorunu çözemezsiniz. Psikologlara ihtiyacınız var, psikiyatristlere ihtiyacınız var, sosyal çalışmacılara ihtiyacınız var, psikolojik kesinlikle danışmanlara ihtiyacınız var, felsefecilere ihtiyacınız var, toplumsal yaşamı çözümleyecek sosyologlara ihtiyacınız var. Yani kısacası şu, bu tür kriz anlarında çok yönlü ele almak ve yaşam zaten bir bütün, çok yönlü ve karmaşık bir süreç. O bakımdan da bu çok karmaşık süreci yönetme için çok karmaşık çalışma alanlarından yararlanırsak daha rahat bu sorunları aşabileceğimizi düşünüyorum. O alanlara nasıl peki yöneleceğiz? Şimdi bu soru da çok güzel bir soru. Şöyle, mesela diyelim ki online çevrimiçi eğitime geçiyoruz ama bu alanda temayüz etmiş insanlar yani diyelim ki bu online eğitim vesaire gibi burada bazı sorunlar ortaya çıkar kriz anında. Örneğin siber güvenlik dediğiniz şey. Çünkü bütün verilerimiz şu anda e-ortamda depolanıyor. Ve bu e-ortamda depolandığı için bütün dünya bunlara erişim. Normal kullandığımız cep telefonlarımız vesaire bir şey. O bakımdan burada yeni bir şeyle karşı karşıyayız. Mesela Türkiye olarak hem öğrencilerimizin hem öğretmenlerimizin hem normal insanların kendi kişisel güvenlikleri yani online çünkü bütün işlemlerimiz online yapıldığına göre bu bir güvenlik sorununu getiriyor. O zaman o güvenlik sorusunda temayüz etmiş insanların ortaya çıkması gerekiyor. Diğer taraftan diyelim ki üniversitelerde online eğitim veriliyor. Baktık ki kapasite zayıf. O zaman bu alanda çalışan insanların ortaya çıkması, temayüz etmesi lazım. Söylemeye çalıştığım şu, yani krizi bir fırsata dönüştürebilecek yapıları kurmanız gerekiyor. Bu da kriz yönetme kapasitesiyle ilgilidir ve kriz çok yönlüdür. Bu pandemi olayını sadece sağlık sorunu olarak göremezsiniz. Görürseniz bu işin sonucunda değişen hiçbir şey olmaz. Ben şunu söyleyeyim çok net bir şekilde. Pandemiden sonra Türkiye'de hiçbir şey değişmeyecek. Aynı şey devam edecek. Yani öncesi gibi sonrası. Çünkü siz sorunu çok yönlü ele alıp analiz etmez iseniz, yani buradan bir takım dersler çıkararak yeni bir yapı kurmanız gerekiyor. Yeni yapıyı kurmadığınız zaman ya aynı sorunlarla yüzleşmeye devam ederiz. Mesela normal yaşamda da aynı sorun. Bakın bir tane örnek vereyim. 1963 yılında Milli Eğitim Bakanı bir açıklama yapıyor. 1963. Bakan şöyle diyor. Diyor ki orta öğretim kurumlarındaki ders sayısını azaltacağız. 2019'da Milli Eğitim Bakanımız açıklama yapıyor. Diyor ki lisedeki ders sayısını azaltacağız. Yani yine 1950'li yıllarda yani o günün manşetlerine baktığınız zaman şunu söylemeye çalışıyorum. Bir sorunla karşılaştığınız zaman onu çözün ve yolunuza devam edin. Eğer sorunla, biz sorunları tartışıyoruz, evet tartışmak da zorundayız ama çözüm üretebilecek bir kapasitenin de oluşturulması gerekir ki aynı sorunlarla tekrar karşılaşmayalım. Mesela diyelim ki Türkiye deprem ülkesi. Şimdi deprem eğer deprem olduğu zaman insanınız ölürse çok sayıda bunu o zaman birilerine sorgulaması gerekiyor. O zaman bu binaları niye sağlıklı yapmadınız derler. Tabii. Evet. Şimdi mesela başka sorunları da beraberinde getiriyor bu tarz salgınlar ya da yaşanan felaket diyebileceğimiz şeyler. Bugün benim oturduğum sitede mesela bir anneanneyle dede var. 9 yaşlarında bir torunları var ve çocukları
kamuda çalışıyor. Bugün işbaşı yaptılar. 9 yaşında çocuk şu an evde yalnız. Çünkü bakacak kimse yok. 65 yaş üstü sokağa çıkamıyor. Anne baba işe gitmek zorunda. Şimdi o çocuk sokağa çıkamıyor. Annenin babanın aklı onda kalıyor. Öbür taraftan 0-18 yaş grubuna sokağa çıkma kısıtlaması getiriyorsunuz. Ama kreşleri açıyoruz. O çocuklar nasıl gidecek? Yani hani Sayın Bakan bunları sizin gibi biz de düşündük gibi bir açıklama yaptı ama dediğiniz gibi sadece düşünmek ya da tartışmak değil. Bunun çözümünü masaya yatırmak ve ortaya koymak gerekiyor. Uygulamaya sokmak gerekiyor. Bunlar olmayınca da her şey havada kalıyor. Şimdi Uludağ Üniversitesi'ne gelirsek eğer eğitim konusunda Sayın Rektör'ü yayına aldığımızda tam da böyle pandeminin yeni günleriydi ve şunu söyledi. Hani üniversitelerin tatile girmesi öğrencilerimizin sağlığı açısından bizler için de son derece doğru bir karardır. Uzaktan eğitime başlıyoruz ama altyapımız eksik. Şimdi Uludağ Üniversitesi'nden bahsediyoruz. Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden biri bu. Ya bugüne kadar bu sorunun çoktan çözümlenmiş olması gerekmez miydi? Şimdi çok güzel bir soru. 1990 yılında bu dünyada ilk elektronik posta kullanıma başladığı zaman ben o ilk kullanan grubun içindeydim. Hı hı. Ve hatırlıyorum dünyada belki de ilk web sayfasını kendi tasarlamaya çalışan kişilerden birisiyim. O zaman derste hocamız insanlığın sanal bir dünyaya doğru gittiğini, hı hı, hatta ondan etkilenerek 2000'li yıllardan önce yani 98'li yılların sonunda ben bir kısa bir makale yazmış. Orada sanal okul, sanal toplum, sanal Türkiye, sanal öğrenci, sanal üniversite, sanal gelecek diye böyle kavramlaştırma yapmış. Hatta 2000 yılında da Bozüyük ilçesinde sanal bir dünyaya doğru gidiyoruz. Çocuklarımız görsel öğreniyor. Öğrenme, öğretim öldü. Yeni bir şeyler söylemek lazım gibi. Doğru. O zaman şunu söylemeye çalışıyorum. Bu tartışmalar yeni değil. Yani bu e-ortam, hı-hı, ve sanal ortama doğru kayış vesaire gibi. Ve hatta öyle bir tartışma oldu ki 2090'lı yılların sonuna doğru derin öğrenme dediğimiz bir şey. Yani artık çocuk çok yönlü öğrenmeye başlıyor. Tek merkezden, okul denen merkezden öğrenmenin artık bir anlam ifade etmediğini ve çocukların okulda öğrendiklerini, unuttuklarını, o bakımdan da bunun destekleyici bir yapıların kurulması gerektiği üzerine çok tartışmalar oldu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Dünyadaki değişim ve oluşumları, biz bunlara sismik değişimler diyoruz. Siz dünyadaki sismik değişimleri, bu Türkiye'de dahil olmak üzere anlamak, anlamlandırmak, A, Türkiye Cumhuriyeti açısından, B, çalıştığınız kurum, D, bölümünüz, E, birey açısından yorumlamadığınız zaman bu tür sorunlarla karşılaşırsınız. Burada eğer bir şeye hazırlıksız iseniz, bunun sorumlusu onu organize eden kişilerdir. Mesela diyelim ki Yükseköğretim Kurulu'nun açıklamaları bence hiç tatmin edici değildi bu uzaktan eğitimle ilgili. Hı hı. Bir kere bu tür kriz anlarında temel ilke şudur, yerel liderlere güvenmektir. Yani bu tür şeyde Yükseköğretim Kurulu'nun çekinceli davranması veya açıklamaları bence çokça faydalı değildi. Altyapı bakımından, söylem bakımından. İkincisi, açıklamayla olmaz bu işler. Kriz anında en az 3 model sunmak zorundasınız. Model 1, model 2, model 3. Çünkü her kriz anında modelin birisi çalışmaz. Kesin bu. Doğru. Birçok var. Yani siz alternatif modelleri sunarak yolunuza devam etmeniz gerekir. Burada hala mesela kriz anı için söylüyorum. Bundan sonraki içinde ders çıkarılması için söylüyorum. Yani 2040 yılında da aynı krizler olacak. Ben kesin söylüyorum. 2070'te de kriz olacak. 2100'de de kriz olacak. 1960'da da kriz oldu, 68'de de kriz oldu, 1933'te de Türkiye'de kriz oldu, eğitim alanında üniversite reformu. Yani kriz yaşamın bir parçasıdır. Hı hı. Hatta yani eski Yunan'dan gelir bu sözcük, kriz kavramı. Bizde de Said Halim Paşa Buhranlarımız diye bir kitap yazmıştır. Buhran sözcüğü kriz karşılığındadır. Hı hı. Yani her toplum krizle karşı karşıya gelir, insan da krizle karşı karşıya gelir. Hatta biz eğitimi şöyle tanımlarız, bir çocuk İleriki yaşamda karşılaştığı krizleri çözebilme kapasitesine dönük beceriyi kazandırmadır eğitim çocuğun. Şimdi siz bu süreçlerden ders çıkarıp hazırlıklı olmazsanız o kurumlarınızın öngörüsüzlüğüyle ilgili bir şeydir. O bakımdan
kriz anında hala yüksek öğretimde dahil, üniversitelerde dahil olmak üzere yönetmelik değiştirmeye, senato kararları, bu kriz anında bireyi merkeze alacaksınız. Öğretim üyelerini merkeze alacaksınız. Muhtemelen öğretim üyelerinin niteliğinde sorun gördüğü için yönetimler yine yönetmelikle durumu çözmeye çalışırsınız. Bu tür yapılar, yani kriz esnek bakış açıları ve çok güçlü liderlikle çözülebilecek sorunlardır. Burada kişiyi merkeze almadığınız müddetçe siz alacağınız kararlar sahada bir anlam ifade etmez. Yani sahaya inmek ve burada modelleriniz. Ben şimdi soruyorum mesela yüksek öğretime. YÖK'ün Türkiye'de bu kriz anını uzaktan öğretim, online eğitim için çözmek için geliştirdiği bilimsel 4 modelden bahsedin. Model yok ortada. Sadece şunu yaptık, 5 GB bilmem şey verdik vesaire verdik, üniversiteler karar alacak gibi. Bunlar normal, rutin insanların konuşacağı şeylerdir. Yani kriz çok derin bir anlam ifade eder. Bakalım Türk üniversiteleri, mesela üniversite öğretim üyesi olduğum için söylüyorum, bu krizden bir ders çıkararak dünya çapında ilk 500'e giren üniversite sayımız biliyorsunuz neredeyse yok. Bakalım bu krizden ders çıkararak bu kriz anında akademisyenler ne kadar makale ve kitap yazdılar ve bunlarla ilk 300'e girecek 10 üniversitemiz olacak mı? Ben öyle bakarım. Yani ben akademisyenim, benim ölçüm şudur, uluslararası yayındır. Selahattin Turan olarak, bölüm olarak, üniversite olarak dünya çapında, dünya insanlığa, dünya bilimine katkımız. Eğer bunu yapamıyorsak o zaman geri dönüp şu soruyu sormanız gerekir sizin de. Diyelim ki biz Türk üniversiteler olarak dünyada en saygın 500 üniversite arasına giremiyoruz. O zaman yerelde şehirlerimize katkımıza bakmamız lazım. Şimdi onu da değerlendirecek bir mekanizma yok. O bakımdan üniversitelerin birinci amacı araştırma yapmak, ikincisi öğretim, üçüncüsü topluma hizmettir. Türkiye araştırma yapma bakımından dünya çapında üniversite sayısı az olduğu için şunu da söyleyelim, iyi akademisyenlerimiz var. Kesinlikle. İyi üniversitelerimiz var idi. Şimdi o zaman şunu söylemek gerekiyor ama buna bütüncel bakmak lazım. Yani Türkiye'nin diyelim ki 200 üniversitesi varsa dünyanın en saygın üniversiteler arasına girmem için çok çalışmamız gerekiyor. Bu krizden biz şunu çıkarabildik mi? Diyelim ki 2030'da tekrar bir salgın oldu. Türk üniversiteleri bugünkü krizden hangi dersleri çıkardılar? Hangi modelleri geliştirdiler ve 2030 yılında bu model hangi modeli kullanacaklar? Bakın model yok ortada. Yani Türkiye'de bir yüksek öğretim modeli de yok. Sadece yüksek öğretim kurulu var. Yani Türkiye'nin bilim politikaları açısından baktığınız zaman bence Türkiye'de bilim çok ağır bir ifadedir ama 12 Eylül askeri darbesinden sonra bitti. Bilimin kurumsallaşması bitti. Bakın ondan önce gerçekten insanlar üretiyordu, çiziyordu ve Türkiye'nin çok saygın bilim insanları da vardı. Şu anda da çok saygın bilim insanları var ve üreten insanlar da sisteme rağmen üretiyorlar. Ben size söyleyeyim, bir model kapsamında değil. Mesela Türkiye'nin dünya çapında yazan, çizen, düşünen, araştıran akademisyenleri var. Ama bunlar sisteme rağmen üreten insanlar. Bunlar hangi modeli getirirseniz getirin, bunlar zaten üretirler. Bunlar adanmış insanlardır. Bunların sayısı 3000'dir Türkiye'de. Hatta ben bunu artırıyorum Google'ın Google sıralamasına göre, yani dünya bilim sıralamasına baktığımız zaman Türkiye'de aslında 4000 tane çok iyi akademisyen var. Ve bunlar gerçekten hangi modeli getirirseniz getirin, bunlar zaten üretiyorlar. Bizim sorunumuz şu, bütün sistemi üretir hale getirmektir. Yani bütün akademisyenler üretmeye başladığı zaman belki ilk 100'de, ilk 500'de 10 tane, 20 tane, 30 tane üniversitemiz olacak. Soruyu biraz fazla dağıttık. Yok gayet güzel. Yani üreten akademisyenden bahsettiniz. Hakikaten biz basın mensupları olarak Bursa'da çok bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Bırakın üretmeyi, konuşturacak öğretim üyesi bulmakta zorlanıyoruz. Yani bu pandemi sürecinde bile pek çok öğretim üyesini yayınlara davet ettik. Bursa'dan, Uludağ Üniversitesi'nden. İnanın çok yoğunuz. İşte toplantılarımız çok fazla. Online toplantılara giriyoruz. Pandemi sürecini biraz hafiflesin, sonrasında davetinize icabet ederiz gibi cevaplar verdiler. Yani bu inanılmaz. Yani ulusal kanallara baktığımızda tüm İstanbul, Ankara, İzmir'deki öğretim üyeleri ekranlara çıkma yarışına girdiler. Niçin? Kamuoyunu bilgilendirebilmek için. Doğru bilgiler verip insanları bir şekilde bu pandemi sürecine alıştırabilmek için. Ama biz konuşturacak profesör ve doçent bulamadık. Gelenleri tenzih ediyorum ama hakikaten işin başındakilerle ilgili
En son rektör beyi arayıp dedim ki yani nasıl bir öğretim üyesi kadronuz var ben anlayamıyorum. Bu insanlar profesör olmuşlar, konunun uzmanıyız diye makam mevki almışlar ama ekrana çıkmaktan imtina ediyorlar. Nasıl kürsüye çıkıp sonra bireyler yetiştiriyorlar o kısmı da benim için soru işareti. Bir reklama gidiyorum sonrasında sohbetimize devam edeceğiz. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüsle mücadele ediyor. Çok basit önlemlerle koronavirüsün yayılmasını engellemek mümkün. Sorun küresel, mücadele ulusal. Çözüm, tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60 ila 90 derecede normal deterjanla yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa, yaşlılarla ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Düşmeyen ateş,
öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Risk almayalım, gerekeni yapalım. Koronavirüs riskine karşı 14 kurala uyalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Evet, günaydın. Yine sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün 1 Haziran. Aslında yazın başlangıcı, tam da böyle yılın yarısı. Ama maalesef dışarıda ilkbahar, sonbahar karışımı bir hava var. Geçtiğimiz ay Temmuz'u yaşadık. Herhalde Haziran'da da Nisan'ı yaşayarak böylelikle Temmuz'a doğru bir yol alacağız gibi görünüyor. Evet, konumuz bugün eğitim. Eğitimi konuşuyoruz. Kiminle? Profesör Doktor Selahattin Turan'la. Şimdi özel okullar açıldı ama devlet okulları kapalı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bu sorunun cevabı eğitimde sosyal adalet ve eşitlik ilkesidir. Yani 1 Haziran'dan itibaren özel eğitim kurumları diye geçiyor, evet, genelgede. Özel eğitim kurumlarının açılması ama devlet okullarının açılmaması muhtemelen finansal kaygılardan dolayı. Yani pedagojik kaygıdan ziyade finansal kaygı taşındığını gösteriyor. Benim temel ilkem şu, bir şey uygulansa bütün topluma, eskilerin bir sözü vardı, şamil olması gerekir, yaygın olması. Yani okul açıyorsanız bütün okulları, hatta hatırlarsanız sizinle daha önce yapmış olduğumuz konuşmada da ifade etmiştim, çok da yansıdı. Okulun devleti özeli olmaz. Okul okuldur. Burada kastettiğim şu, okulun sahibi olabilir, özel olabilir, devlet olabilir veya herhangi bir kurum olabilir ama okul okuldur. Okulun bir varlık sebebi var. İnsanların daha insan olmasını ve potansiyellerini ve yeteneklerini ortaya çıkarmakla ilgili bir platform. Yani şöyle gerekçe üretilebilir, finansal gerekçe veya anne babalar çalışıyor olabilir denilebilir ama devlet okullarındaki çocukların da anne babaları çalışıyor. Bence bu doğru değil. Bence ikisini birlikte açmak gerekiyor. Ya anaokul, hepsini birlikte açma, hepsini birlikte kapama gibi genel bir ilkeyi koymak lazım. Bence bunun Türkiye'de hala özel ve devlet okul ayrımının zihinlerde finansal olduğunu gösteriyor. Okul ontolojik bir varlıktır. Yani insanın doğasını ve insanın potansiyelini ortaya çıkarmaya dönük bir aygıt diyelim. Ve bu aygıtın rasyonel bir aygıttır. Bunu siz farklı formlara, biçimlere sokabilirsiniz. Meslek lisesi diyebilirsiniz, anaokulu diyebilirsiniz, üniversite diyebilirsiniz. Okul okuldur. Okulun tek bir amacı var. Çocuğun doğuştan var olan potansiyelini ortaya çıkarmak ve çıkarılan bu potansiyelin ileriki yaşamda karşılaşacağı sorunları çözmesine dönük becerileri kazanmasını sağlamakla ilgili bir şeydir. Yani eğitim bizim yaşamdaki bağlantılarımızı kuran bir yapıdır. Bağlantılı, bu sosyal mesafe vesaire. O bakımdan da okulu nasıl algıladığınızla ilgili bir şey. O bakımdan sorunuzun cevabı özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Eğitimde sosyal adalet ve eşitlik milli eğitimin temel ilkelerinden birisidir. Bence eğitimde politika yapıcılar neden böyle karar aldılar? Onu tahmin ediyorum ama onların niyetinin ne olduğunu bilmem mümkün değil tabii ki. Evet, bu da tabii kocaman bir soru işareti. Bu arada tabii çok fazla sayıda üniversite, özel üniversite açıldı ülkemizde. Şimdi üniversite sınavları var. Bu süreçte yani gençlerimiz bugündü, yarındı, tarih değişti, ötelendi, tekrar geri çekildi falan. Yani bu psikolojiyle sınava girmeleri sizce doğru mu? Şimdi isterseniz sorunuza cevap vereceğim ama öteden beri benim hep söylediğim şu var. Ben merkezi sınavların artık ömrünü tamamladığını, gerek kalmadığını, Türkiye'nin bir an önce bir strateji geliştirerek bu sınavları ortadan kaldırması gerektiğini düşünüyorum. Bunun düşünmemdeki gerekçe şu, daha önce de birçok platformda ısrarla tekrar ediyorum. Şunun için ediyorum, duyulsun diye de ısrar ediyorum. Türkiye'nin en önemli stratejik varlığı insanıdır. Bu insanların hiçbirinin elenmemesi gerekiyor. Ben 25 yıldır bunu söylüyorum. Yani Türkiye'nin
Türkiye'nin geleceği için her çocuk biricik özgün bir potansiyel, üstün bir varlık. Bu varlığı sınavlarla sıraya dizmenin, elemenin hiçbir anlamı yok. Şimdi sorunuza yine cevap vereceğim ama bugün Türkiye'de üniversiteye kayıtlı olduğu halde devam etmeyen 408 bin öğrenci var yaklaşık. Ve Türkiye'de son 5 ile 10 yıl, aslında 5 yıl içinde, hatta 5-10 yıl arasında tam rakamı verebilirim de tarihi, üniversite sınavını kazandığı halde başka bir üniversiteye geçen, tekrar sınava giren 5 milyon insan var. Yani, yani bu sınavların aslında bir amaca hizmet etmediğini görüyoruz. Türkiye'de kamuoyu şunu diyor: sınavları kaldırırsak tarafsızlık ortadan kalkar. Ben bu fikirde değilim. Ahlaklı insanlar, dürüst insanlar asla torpil yapmazlar. Dürüst insanlar, ahlaklı insanlar asla kayırmacılık yapmazlar. Dürüst insanlar, ahlaklı insanlar asla hırsızlık yapmazlar. Dürüst insanlar, ahlaklı insanlar devletin malını çalmazlar. Dürüst insanlar, ahlaklı insanlar komşunun hakkını yemezler. Dürüst insanlar, ahlaklı insanlar iftira atmazlar. Bakın bunu sayabilirsiniz. Bunları niçin söyledim? Şunun için söyledim. Bakın Batı, John Dewey bizim çok önem verdiğimiz bir düşünürdür eğitim alanında. Okulun esasını ahlak oluşturur der. Biri toplumda, biri okulda iki ahlak dizgesinden bahsedemeyiz. Yani toplum ahlaklı ise okul da ahlaklıdır. Üniversite seçiminde de öğrencilerde torpil adam kayırma olmaz. Siz diyebilirsiniz ki hocam siz ideal olandan karşılıyorsunuz. Hayır, ben ideal olandan konuşmuyorum. Diyorum ki o olması zaman ahlaklı olun. Olması gereken aslında da. Şimdi ahlakı tartışmamız bile ne kadar kötü bir şey biliyor musunuz? Maalesef. Yine Batı'dan bir referans vereceğim. Bize geleceğim. Bizde olduğu halde olmamadığı için Batı'dan örnek veriyorum. Jean-Jacques Rousseau'nun Emil, Bir Çocuk Büyüyor diye bir kitabı var. Bu klasik bir kitaptır. Orada diyor ki okul, toplum ve anne babalara tek bir şey öneriyorum. Çocuğu yalan söylemekten kurtarın. Yani bir okulun, anne babanın en asli görevlerinden birisi çocuğuna yalan söylememeyi öğretmektir. Şimdi yalan söylememek, yani gelin bizim kültürümüzün en çok üzerinde durduğu bir şeydi. Yani yalan söylememek, dürüst olmak vesaire. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hatta bazı bu buraya geleceğimi bildiğim için dün biraz notlarıma tekrar bir göz attım. Dedim Aysin hocam derin sorular sorar, sonra şey olmayalım diye. Şunu gördüm. Yani Batı ile bizi bir karşılaştırayım dedim. Batı ile bizde iki değer örtüşüyor. Batı da eski Yunan'dan beri adalet kavramına çok vurgu yapıyor. Bizim geleneğimizde eski Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra da adalete çok vurgu yapıyoruz. Batı da eşitliğe çok vurgu yapıyor. Bizde de eşitlik çok önemli. Özellikle Dede Korkut destanlarında. Şimdi destanlarımızda da mesela o kavram çok işleniyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Günümüzde? Adalet ve eşitlik. Şimdi oradan gelelim aslında sorunuza, sınavlara. Şimdi bu sınav sorusu, mesela bunu savunurken sınavların kaldırılabilmesi için çocukların portfolyolarını tutulması gerekiyor. Yani çocuk birinci sınıftan itibaren, evet, hatta anaokulundan lise sona kadar yapmış olduğu her etkinliklerin dosyası oluşturması gerekiyor. Somutlaştıralım. Diyelim ki çocuk 5. sınıfta tiyatro kulübünde oynadı ve tiyatro. Hı hı. Şimdi siz bu 5. sınıfta çocuğun tiyatro oyununu kameraya alıp, dosyalayıp sonra üniversiteye girirken ekstra puan vermeniz gerekiyor. Yani bu bir silsileyle ilgili devam ediyor bir süreç. Şimdi gelelim sınavlara. Ama bu zor bir şey değil hocam, unutmayın sözünüzü. Yani bu artık teknolojinin bu kadar yaygınlaştığı ülkemizde bu çok zor bir şey değil. Niye yapamıyoruz? Şimdi bunun için istiyorum aslında... Sadece bu sorunuzun cevabı, şu anda sorduğunuz sınav sorusunun cevabını belki 3 saat tartışmamız gerekiyor derdimizi anlatmak için. Şöyle, sınavlarda elenen her çocuk Türkiye'nin geleceği elenmektir demekle kastım şudur. Türkiye 83 milyon civarında nüfusumuz var. Ve size soruyorum, medyayı izliyorsunuz, yakından okuyorsunuz. Hepimizin keyifle, 83 milyonun keyifle okuyacağı 100 tane yaşayan romancı adı sayar mısınız? Hepimizin keyifle, bütün kesimlerin ama Türkiye'de bir kesimler var ya, evet, nasıl oluyorsa bucu. İnsan kesiminin dışında kesimler var. Şimdi insanların 83 milyonun keyifle okuyacağı 100 tane şair, yaşayan şair adı, 100 tane saz üstadı, 100 tane ney üstadı, 100 tane neyse sayabileceğiniz yok.
O zaman demek ki bu sistem üretmiyor bu insanlar. O zaman toplumun bu estetik sanat boyutu zayıflıyor. Yani eğitimin de çok önemli bir bileşenidir bu. Sanat, musiki, eğitim vesaire. Çünkü bu tamamlayıcı bir şey. Şimdi sınavlar maalesef Türkiye'nin bir gerçeği. Şöyle, sınav ne zaman yapılır? Bir çocuk bir sınava girdiği zaman sınava girdiği bölümden gideceği yeri kazanma şansı %50 ise yapılır. Hı hı. Yani kontenjanınız diyelim ki 100'dür. 200 öğrenci sınava girebilir. Çünkü onun kazanma şansı %50'dir gibi. Şimdi bir öğrenci sınava giriyor. Zaten dikkat ederseniz 150 bin sıfır çekti deniyor. 30 bin sıfır çekti vesaire. Sıfır çekme diye bir şey olabilir mi? Liseyi bitiren bir çocuğun sıfır çekmesi diye bir şey olabilir mi? Oluyor ama sınavda. Şimdi vesaire gibi. O bakımdan sınavlar... Şimdi sınav benim pedagojik dünyamda bir yeri yok sınavın. Hiçbir anlamı da yok. Ben sürecin değerlendirilmesinden yanayım. Sonucun değil. Hı hı. Çocukların bütün geleceğini bir sınava endeksleyemezsiniz. Zaten endekslediğimiz için de çocuklar dikkat ederseniz 3-4 defa üniversite sınavına giren çocuklarımız var. Yazık. Bunlar 2-3 defa dershaneye özel kurslara gidiyor. Milyonlarca para harcıyorlar. Yani bu boyutunu ele alan analiz edilmesi gereken bir boyut. Şimdi sınav konusu bana göre gerek yoktu sınavlara. Hı hı. Bana göre gerek yok. Ne yapılabilirdi? Türkiye bunu bir kriz anını değerlendirerek mesela öğrencinin ilkokuldan başlayarak son sınıfa kadar almış olduğu not ortalamaları. Yani 12 yılın not ortalaması. Ondan sonra öğretmenler kurulunun almış olduğu referanslar. Hı hı. Sonra bu sınav yapılabilirdi ama basit bu sınavın üniversiteye girmeye %50 etkisi olabilirdi. %25 notları, %10 öğretmenler kurulunun referansı, %20 de üniversitenin takdiri şeklinde. Yani ölçme değerlendirmeyi yaymamız lazım. Ve bu tek sınav test merkezli anlayışı yavaş yavaş Türkiye'nin terk etmesi gerekir diye düşünüyorum. Aksi takdirde bu stresler olacaktır. Birçok çocuk genç stres yaşayacaktır. Evet. Sınavlarda kayba uğrayacaktır. Ama öğrenciler için şunu söyleyeyim. Sonuçta bu yaşamın sonu değil. Maalesef Türkiye'nin gerçeği. Onların politika üretici ve yetişkinleri bu sorunu çözmüyor. Çözemediler. Bence Türkiye bu sınav sorununu çözmek zorundadır. Türkiye'nin geleceği için. Başka bir sorun sınavlarla ilgili. Türkiye bütün seçkin insanlarını bu sınavlarla belirleyerek kaçırıyor zaten. Türkiye nitelikli insan gücünü kaybediyor. Bunun da üzerine durulması gerekiyor. Belki bizi dinleyen öğrencilerimiz varsa, yani söyleyeceğim şu, rahat olmalardır, stres yapmamalardır. Özellikle okullardaki psikolojik danışmanlarından mutlaka yararlanmaları gerekiyor. Her okulda bugün Türkiye'de psikolojik danışman, rehber öğretmenler var. Rehber öğretmenlerin önerilerini dinlemeleri gerekiyor. Çünkü bir de her lise ve öğrencisi farklı. Her öğrenciye farklı bir öneri yapmak gerekiyor. O bakımdan onları en iyi tanıyan okuldaki rehber öğretmenleri mutlaka onlara uğramaları, planlama yapmaları gerekir. Muhtemelen okullar zaten bu konuda da çalışıyorlar diye düşünüyorum. Evet ama sanırım aslında irdelenmesi gereken en önemli konu eğitim modelimizin revize edilmesi. Yani hakikaten işte kreşlerden başlayan, sonrasında ilk orta öğretim ve yüksek üniversite eğitimiyle devam eden sürece baktığımızda çok fazla işte güzel okullar var. Geçmişte hani bizim onları görme, yaşama, uygulama şansımızın olmadığı pek çok böyle öğrenciye imkanlar sunan eğitim kurumları var. Ama baktığımızda yetişen, oralardan mezun olan arkadaşlarımız bir, genç işsizlik zaten tavan yaptı. İki, ya kalite yok. Eğitim kalitesi sadece işte hocanın verdiği dersle sınırlı kalınca, üstüne ilave işte az önce bahsettiğiniz yayınlar, bir öğretim üyesinin başarısından bahsederken ne dediniz? Dış kaynaklı yayınlarda yer almış mı, makaleleri olmuş mu? Şimdi aynı şekilde buradan mezun olan arkadaşlarımızın da maalesef ki ne yazık ki yeterli olmadıklarını görüyoruz. Bu çok güzel bir soru. Şöyle, eğitimde nitelik sorunu. Şimdi Türkiye kitlesel eğitime başladığı zaman, aslında gidelim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemine. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken
Kurtuluş Savaşı devam ederken Ankara'da bir toplantı yapıldı. Birinci Maarif Kongresi. Hı-hı. Bugünkü anlamda bu birinci eğitim toplantısı evet. diyelim. Bu toplantıya düşman Polatlı'ya kadar geldiği halde ve Anadolu'nun birçok yeri işgal edildiği halde askeri komutanlar başta Atatürk olmak üzere bu toplantıya katıldılar. Hı-hı. Çok ilginçtir. Bu toplantıda Atatürk bütün öğretmenlerin elini tek tek sıktı. Ayrıca öğretmenler Atatürk'e şunu dediler, bizi niye savaşa almıyorsunuz? Okul müdürü ve öğretmenlerin askerlikleri tecil edildi. Hı hı. Bakın savaş devam ediyor hı hı. ve öğretmen ve müdürleri askere almayan biriydi. Orada Atatürk'ün yapmış olduğu bir konuşma var. O kongrenin önemi şu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında ve sürdürülmesinde okulların rolü tartışıldı. Ve bu toplantıya Türkiye'nin en önemli entelektüelleri katıldı. Fakat orada bir Atatürk'ün bir konuşması var. Konuşmada diyor ki okulların iki temel amacı olsun. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tam bağımsız ve özgür yaşaması ülküsüne hizmet eden bir kuşak yetiştirin. İkinci olarak da öğrencilere şunu kazandırın. Milli varlığımıza, bütünlüğümüze düşman unsurlarla mücadele etme azmini çocuklarımıza kazandırın. O bakımdan siz asker ordusu değil, irfan ordususunuz. Mesela Türkiye'de de bunu yanlış, yani askerler, evet, öğretmeni evet. de ordu olarak değildir. Hı-hı. İrfan ordusudur. Hı-hı. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşamasında eğitimin rolü. Bunu şöyle diyelim. Eğitimin makro düzeyde ülküsü Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsız ve özgür yaşaması. Bu makro hedeftir. Şimdi sizin sorunuza cevap olarak mikro hedef de şu. Çocuğun kendisini tanıması, ifade etmesi ve kendi farkındalığının farkına varmasıdır. Bu ifade çok genel bir tanım. Yani bütün dünyada böyle ifade edilir. Ama Türkiye'de de son zamanlarda tartışılıyor. Her çocuk aslında bir potansiyel. Türkiye bunu bir türlü uygulamaya geçiremedi. Biliyoruz. Mesela her birimiz, her çocuk biricik, özgün bir dünyadır diyoruz. Ama pratiğe geldiği zaman çocuğu eliyoruz. Yani artık şu anda testler ilkokul 1-2'ye kadar bu bilsem denen bir yapılar kuruldu. Bu yapılar üzerine çocuklarımız daha ilkokul 1'de, 2'de, 3'de yaftalanmaya başladı. Düşünün sınava giriyor çocuk. İlk 7-8 yaşına, 9 yaşına sen bilsem sınavında başarısız oldun. Evet. Çocuk bir defa başarısız olduğu zaman bir daha onun psikolojisini düzeltemezsin. Çok doğru. açık ve net. Doğru. Yani çocuk neden? Bakın çocuk ne zaman etkilenmez başarısız olmadan? Çocuk kendisi istediği ve denediği şeyde başarısız olduğu zaman etkilenmez. Veya etkileme en az şeyde olur. O bakımdan Türk eğitim sisteminin niteliği merkeze almaktan ziyade sınavlarda niteliği belirlemeye dönük bir zihinsel yapıya dönüştüğü için içine düşmüş olduğu felaketi görebilme ferasetinden uzaklaştı. Bunu anne babalar da böyle gördü. Yani çocuğunu dershaneye gönderiyor, özel öğretmen tutuyor, kurs tutuyor vesaire bir sürü şeyler. Ve o zaman ben de şunu sorarım. Ya çocuğun başarısında okul mu, aile mi, özel öğretmenler mi, kurslar mı başarılı? Kim? Kim başarılı? İşte sizin sorunuz orada gündeme çıkıyor. O zaman çocuğun, benim için ölçü çocuğun hangi bölüme gittiği değil. Çocuk kendi yaşamını sürdürebiliyor mu? Niteliği sürdürebiliyor mu? Bir de biz mesela şunu söyleriz, çok klasiktir. Eğer çocuk okulda, ilkokul veya ortaokul veya lisede veya hatta üniversite almış olduğu eğitim çocuğun gündelik yaşamda, o zaman yetişkin oluyor. Hı hı. Karşılaştığı sorunları çözebilme kapasitesi ne katkı sağlıyor mu? Şimdi oradan geliyoruz işsizlik sorununa. Mesela Türkiye'de en büyük işsizlik biliyorsun genç işsizlik. Evet. Genç işsizlik. Şimdi o zaman da çocuğun bitirdiği üniversite ve bölümle de ilişkili bir şey. Bugün siz gidin Türk üniversitelerine sorun, neredeyse %80'i istemediği bölümde okuyor. Maalesef. Çocuk 1,5 puan az aldı diye sevdiği bölüme gidemiyor. Hı hı. Kim karar veriyor buna? Bir, çocuk istediği bölümde okuyabilme hakkı tanımak zorundasınız. Başka bir ifadeyle bu yüzyılın, bu zaman diliminin en önemli özelliği, lise son sınıfa gelmiş bir öğrenciye
tercih ve seçenekler sunmak zorundasınız. Üstten yetişkinlerin emir buyurduğu gibi yaparak bir ÖSYM ile sınavı, sen şuraya gideceksin, sen buraya gideceksin, emir komuta zinciri bu çalışmıyor. Onun için de bu yapıda üniversiteye gelen öğrenci zaten sevmediği bölümde okuyor. Yani insanın sevmediği bölümde okuması, iyi bir metafor mu bilmiyorum ama kullanayım, sevmediği bir insanla evlenmesi gibi bir şey. Aynı örneği ben verecektim şimdi. Yani o bakımdan meslek önemli bir şeydir. Bugün dünyada yaşamında, mesleğinde başarılı olmuş insanların en tipik özelliği yaptığı işi sevmeleridir. Doğru. Siz mesela gazeteciliği seviyorsanız iyi gazeteci olursunuz. Ben akademisyenliği seviyorsam iyi akademisyen olurum. Şimdi bu çocuk geliyor bölüme, hocam puanım tuttu diyor. Şimdi bu yapı sağlıklı bir yapı değil. Bunun bir an önce terk edilmesi gerekiyor. O bakımdan çocuklardaki temel o nitelik beceri sınav endeksi olduğu için program dışı etkinlikler dediğim ve benim çocuğun yaşamı çok yönlü algılayabilmesi için bu bizim eskiden bedi sanatlar derlerdi. Güzel sanatlar. Hı hı. Güzel sanatlar şu: sanat, müzik, tiyatro, sinema, şiir, roman, işte poetika yazımı gibi çocuğun çok önemli, mesela basın, medya gibi. Mesela şimdi siz lisede girin çocuklara deyin gazete çıkarın, çıkarırlar. Tabii. Ama lisede gazete çıkaran bir grubu siz üniversitenin gazetecilik bölümü alırken artı puan vermiyorsanız sizin sisteminiz bozuk demektir. Diyelim ki basın yayın bölümüne girecek öğrenciye dersiniz ki siz ilkokul, ortaokul ve lisede okulun gazetesini çıkarma sürecinde katıldıysanız size 10 puan ekstra puan vereceğim. En azından teşvik eder. Teşvik, seviyor bir de çocuk. Tabii. Mesela diyelim ki siz o çocuğun, mesela büyük şairlerin biyografisine baktığım zaman hep şunu görüyorum. Diyor ki edebiyat öğretmenim benim şiirimi işte lisenin dergisinde, gazetesinde yayınlamıştı. Tabii. Şimdi bu şu, çocuk sevdiği bir şeyi takdir ettiğiniz zaman çok önemli bir önü açılır. Yani çocuğa siz yapabilirsiniz demeniz gerekiyor. Ama çocuklarımız ne yapıyor? Eninde sonunda diyor zaten lise türleriyle onu parçaladık. Sen genel liseye, sen Anadolu Lisesi'ne, sen meslek lisesine git dedik. Oralara da gittiler, istediği bölümü seçme hakkı vermedik. Tabii. Başka bir vahim şey de o. Yani çocuk meslek lisesine gidiyor, istediği bölümde okuyamıyor. Tabii bir de şey var ama bu hani toplumdaki algıyla alakalı. Şimdi meslek lisesine gitti, torna tesviye bölümünü kazandı mesela arkadaşımız. Şey olarak görüyor kendini, tamirci. Çünkü biz onu öyle yaftaladık toplum olarak. Halbuki o bir zanaatkar ilerleyen süreçte. Yani o işin kompetanı olur, kendini geliştirir ve kafa yorarsa yani beyaz yakalı birçok insandan çok daha iyi kazanç elde edebilir. Evet. Ve aranan kişi olur. Nitekim öyle ustalar var mesela. Hani bu şey çok zor bir şey değil. Hani Amerika'yı keşfetmekle alakalı bir durum diye söylenir ya hep. Dünyada rol model Finlandiya eğitimde. Evet. Şimdi niye bu Finlandiya örneği çok mu şey... absürt bir şey de biz en azından onu alıp koyup masaya ya evet bize uyan kısımları şunlar şunlar deyip o model üstünden yürüyemiyoruz. Şimdi Finlandiya modeli şöyle söyleyeyim de sorunuza yine cevap vereceğim. Hı-hı. Çünkü her sorunuzun arkasında bir soru var. Şöyle şu soruyu sorun mesela siz bana. Deyin ki hocam eğitimde millilik ne demektir? Yani... Ben onu en son düşünmüştüm. Milli, buyurun. Bir eğitim olmanız için insanla model sunmanız gerekiyor. Hı-hı. Şimdi Finlandiya demek ki eğitimde milli, insanla bir model sunuyor. Hı-hı. Modelin iyi kötü olması önemli değil. Finlandiya bir kere küçük bir ülkedir. Bizim bir İstanbul'un semti kadardır. Yani fakat Finlandiya'nın da bazı iyi tarafları vardır. Hı-hı. Şimdi ben dünyada hiçbir ülke eğitim sorununu çözmüş değil. Bunu Amerika, Kanada, Finlandiya veya Singapur kim? O ülkelerin özelliği şu, sorunlarını çözebilme kapasiteleri var. Diyelim ki biz şimdi lise türlerini tartışıyoruz. Hı-hı. Hala çözemedik. Maalesef. Ya Türkiye'de hala 15-16 tane lise türü var. Hala kendi kafalarına göre lise üretiyoruz. Proje okulu diye bir şey ürettik son zamanlarda. Ya okulun projesi olur mu?
okul okuldur. Bakın bu kavram çok önemli bir şey. Doğru. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği için okulun bir felsefesi olması gerekir ve okul okuldur. Şimdi bunu açmak gerekiyor ama okulun varlık sebebi çocuğun doğuştan var olan potansiyelini %100 ortaya çıkarmak. Yoksa elitist yapılar kurmak değildir. Hı hı. Şimdi meslek lisesi meselesi de memleket meselesi değildir. Memleketin meselesi insan meselesidir. Doğru. Türkiye'nin en kıymetli varlığı insanıdır. En kıymetli varlığı öğrencisidir. Onun için hiçbir çocuk elenmesin. Şimdi çocuklarımızın başka bir araştırma bulgusunu söyleyeyim size. Hı hı. Mesela Türkiye'de meslek lisesine giden çocuklarımızın büyük çoğunluğu orta sınıf ve alt gelir sınıfından geliyor. Bundan 40 yıl önce her sınıftan öğrenci geliyordu meslek liselerine. Şu anda fen lisesine giden öğrencilerin büyük çoğunluğunun anne babaları da sosyoekonomik statüsü yüksek sınıflardan geliyor. Bakın bu da toplumda eğitimde sosyal adaleti bozuyor. Şimdi bunu düşünmek zorundasınız. O zaman yapmanız gereken politika uygulayıcıların yapması gereken şu. Siz lise türlerini bir sınıfsal ve kastsal yapıya doğru dönüşmesi tehlikesiyle karşı karşıya Türkiye. Yani bu da toplumdaki sosyal hareketliliği azaltıyor gibi. O bakımdan sorunuzun cevabı yani Finlandiya, Doğu, Batı vesaire sorunu değil. Sorunlarınızı çözme kapasitenizdir. Çözersiniz, yolunuza devam edersiniz. Ama bizde nedense bazı sorunlar çözülemiyor. Mesela sorun örnek. Şimdi o YÖK 12 Eylül'de kuruldu. Birçok akademisyen 25-30 yıl YÖK'e karşı yazılar yazdılar, şey yaptılar. Sonra baktık YÖK hakkında kimse konuşmuyor artık. Çünkü artık içselleştirildi. Yani bilimde kontrol merkezinin olması gerektiği inancı Türk akademiyasında yerleşti. Veya artık bıktılar ya değişmiyor. Sanırım yani, o daha doğru bıktılar. Evet, bıktılar yani YÖK'ü eleştirmenin de bir anlamı yok. Evet. Zaten biz eleştirici orada daha da güçleniyor. Doğru. Üniversiteler üzerinde daha çok tahakküm kurmaya çalışıyor. Daha kontrol merkezi gibi. Hı-hı. Şimdi aynı şey orta öğretimde de geçerli. Şimdi mesela diyelim ki Bakan Bey çok iyi niyetli. 2023 vizyonunu geliştirdi biliyorsunuz. Çok özgün tarafları da var. Eksik tarafları da var ama sonuçta bunun için işte sınav nasıl kaldırılacak? Hı hı. Şimdi sınav kaldırılsa belki ilk önce toplum tepki gösterecek. Ama bunun için de okulu yeniden kurmanız, modeli kurmanız gerekiyor. Ne yapmanız gerekiyor? Ana hatlarla söyleyeyim, çok derin bir konu. İlkokul 5'te çocuklar hangi lise türüne gideceğini belirlemeli. Yani burada da mesela bazı ülkelerde dersiniz ki Türkçe, matematik, bir de anne ve babanın ve öğretmenin seçtiği 3 dersin ortalaması alınarak çocuğun da görüşüyle birlikte hangi lise türüne gitmesine karar verecek. Mesela meslek lisesini her çocuğu da gönderemezsiniz. Evet. Aslında bana sorarsanız bakın şu anda meslek lisesine gidecek, fen lisesine giden öğrenciler meslek lisesine, meslek lisesine giden öğrenciler de fen ve Anadolu ve proje okullarına göndermeli bana göre. Çünkü meslek artık akıllı teknolojiler üzerinden yürüyor. Doğru. Siz akıllı teknolojileri, nanoteknolojileri, ileri teknolojileri bilmeden, matematiği bilmeden, fiziği, kimyayı bilmeden mesleğinizi icra edemezsiniz. Şimdi bizde tam tersi. Akademik yönden en zayıf çocukları nasıl bir şeyse meslek lisesine gönderiyoruz. Akademik yönden en güçlü öğrencileri fen lisesine gönderiyoruz. Bu lise türleri bence ömrünü tamamladı Türkiye'de. Lise türlerini ikiye indirgememiz gerekir. Akademik liseler ve meslek liseleri. Ve bu liseler arasında da çocuklarımızın her zaman her yaşta lise türünü değiştirme hakkı olmalıdır. Çocuk meslek lisesinin birinci sınıfına geldi, bir yıl okudu, beğenmedi. Ben akademik liseye gideceğim, buyur efendim. Burada almış olduğun derslerde orada muaf sayacağız. Bunu aynı şekilde üniversitede yapmamız lazım. Artık üniversiteleri bölümleri kaldırmak gerekiyor. Fakülteleri kaldırmak gerekiyor. İki fakülte yapacaksınız. Mühendislik fakültesi aynen bugün Koç Üniversitesi ve diğer üniversite uygulandığı gibi. Ya daha esnek bir yapıya, daha seçenekler sunan bir yapıya doğru sistemi evirmemiz gerekiyor. Tedrici olarak geçmemiz gerekiyor. Her çocuğun istediği yaşta, istediği zaman diliminde lise türünü ve üniversitedeki bölümünü değiştirme hakkı vermemiz lazım. Vermiyoruz da ne oluyor? Vermiyoruz da 5 milyon öğrenci tekrar sınava giriyor. Emek kaybı, zaman kaybı, yıl kaybı. Bir sürü kayıplar üzerine kayıp koyuyoruz. O bakımdan
Eğitimde bence en temel sorunumuz, belki o da başka bir tartışma konusu ama, zihniyetlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Eğitimde zihniyet değişimi, okulun felsefesini yeniden gözden geçirmek ve okulun varlığı, varlık sebebini yeniden güncellememiz, ben ona okulu yeniden kurmak diyorum, kurmamız gerekir. Aksi takdirde ne oluyor Aysun Hanım? Şöyle, herkes kendi çocuğunu kurtarmaya çalışıyor. Ama öyle. Senin ve benim kaygım, biz kamusal iş yapıyoruz. Siz bir gazeteci, kamuyu aydınlatma. Ben de kamuyu aydınlatma. Hı-hı. O zaman biz bütün ülkenin çocuklarını düşünmek zorundayız. Yani her anne baba kendi çocuğunu düşünebilir. Ama sen ve ben kamusal görev yapan insanların bütün ülkenin çocuklarına iyi eğitim düşünmek zorundayız. İyi bir gelecek. İyi bir gelecek. Bu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin iyi bir geleceği anlamına geliyor. Umarım o günleri görürüz hocam. Hadi bir reklama gidelim, sonra yine beraberiz. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüsle mücadele ediyor. Çok basit önlemlerle koronavirüsün yayılmasını engellemek mümkün. Sorun küresel, mücadele ulusal. Çözüm, tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60 ila 90 derecede normal deterjanla yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa, yaşlılarla ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.
Risk almayalım, gerekeni yapalım. Koronavirüs riskine karşı 14 kurala uyalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Evet efendim, günaydın da yine birlikteyiz son bölümde. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Selahattin Turan. Eğitimi konuşuyoruz. Hem lise eğitimini hem üniversite eğitimini konuşuyoruz. Sistem değişmeli diyor hocamız. Ben de aynı fikirdeyim ama bunun değişmesi noktasında galiba daha çok uzun yıllar var gibi görünüyor Türkiye'de. Evet. Ya şu, eğitimde iyi olursanız bütün diğer alanlarda iyi olursunuz. Yani biz eğitimi merkeze almadım. Şöyle bir şey var mesela, bu Batılılar çok sık kullanıyorlar. Hem yazdıkları hatıratlarda vesaire. İşte diyelim ki bu ülkenin üç önceliği vardır. Birincisi eğitim, ikincisi eğitim, üçüncüsü eğitim. Öncelik sırası önemli değil. Doğru. Şimdi eğitim şöyle, ama eğitim herkese iyi eğitim. Evet. Yani o bakımdan bütün okullar iyi olmak zorunda. Hatta biz şöyle kullanırız. Mesela bütün öğretmenler iyi olmak zorunda. Bütün üniversiteler iyi olmak zorunda. Çünkü eğitim alanında herkes, özel sektörde A firması kötü olabilir. Kötü ürün üretebilir. B firması daha iyi. İşte onun rekabetini gerektirir. Üretebilir. O, ama eğitim böyle bir şey değil. Hatta şöyle demiştik sizinle daha önce yapmış olduğumuz programda. Eğitim rekabet alanı değildir. Eğitim işbirliği alanıdır. Doğru. Yani okullar arası işbirliği, birlikte iş yapabilme, birlikte öğrenme, birlikte öğretme gibi merkezi bir şey. Yani şu, sınavlarda rakibimi eledim. Ne kadar kötü, iğreti bir şey. Yani komşunun çocuğunu eledim. Arkadaşını. Arkadaşımı eledim. Sınava girdik, bilsem sınavına girdik. 30 öğrenci elendi, tek ben kazandım. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Sen de bilsemi bitirirsin, sonra fen lisesine gider, sonra gider Amerika, Kanada'da çalışırsın değil mi? Aslında bu ülkenin en çok kazanamayanları konuşması lazım. En iyi eğitimi, en iyi okullara o sınavları kazanamayanları göndermemiz lazım. Sosyal adalet, sosyal eşitlik o kadar önemli bir şey ki, Türkiye'de bu SES dediğimiz sosyoekonomik statü, çocuğun doğduğu aile yapısı çocuğun kaderini belirliyor. Tabii. O bakımdan eğitim, okul niye var biliyor musunuz? Okul toplumda sosyal adaleti, sosyal eşitliği sağlamak için de kurulmuş bir kurumdur. Okula siz farklı anlamlar yüklemenin bir anlamı yok. Okul çocuğun kendisini tanımasına katkı sağlayan bir platform. Bunu da öyle sadece akademik sınavlarla yapamazsınız. Çok yönlü, çocuğun doğuştan var olan bütün özelliklerini, niteliklerini, her neyi varsa onu ortaya çıkaracak bir yapıyla mümkün. O bakımdan Türkiye'nin veya toplumumuzun veya bütün insanlığın geleceği için herkese nitelikli eğitim diyoruz. Çok konuşuluyor bu. Özellikle son yıllarda uluslararası kuruluşlarda UNESCO gibi, Birleşmiş Milletler gibi, UNICEF gibi herkese nitelikli eğitim konuşmasını ve gündeme getirdi. Bunları tartışması gerekiyor. Türkiye'de de şöyle dememiz lazım. Her çocuk için nitelikli eğitim. Her çocuk başarılı olsun. Hiçbir çocuk elenmesin. Her çocuk biriciktir, farklıdır. Bunu teorik olarak, bu varsayımlarımızı uygulamaya geçirecek yapısal politikaları izlemek sorunumuzu bir noktada çözebilir. Tabii biz burada akademisyeniz. Sorunları dile getirmek sorumluluğumuz var. İyi olan şeyler iyi olmak zorunda zaten. Onları konuşmanıza gerek yok. Bir de Türkiye'de şöyle bir şey var. Eleştirel bakmanızdan da rahatsız olan bir kesim var. Maalesef öyle. Eleştirel eğitimin 3 temel işlevi vardır, hedefi vardır. Bir, çocukta hayal gücünü geliştirmek. Bu masallarla, destanlarla, şiirle, edebiyatla olacak bir şey. İkincisi olarak yaratıcılık. Bu da daha çok güzel sanatlarla çocuk meşgul oldukça bu yan ortaya çıkar. Üçüncü olarak eleştirel bilinç, eleştirel düşünme. Bu şu, çocuk kendisine sunulan her şeye eleştirel bakmak zorundadır. Sen böyle düşünüyorsun ama ben böyle düşünüyorum. Biz buna eğitimde şey diyoruz.
Eğitimde farklı olmak, farklı düşünmek erdemdir. O bakımdan en çok önem vermemiz gereken insanlar bizden farklı düşünen insanlardır. Çünkü onlar bizim gibi düşünmedikleri için demek ki onlar farklı bir yönlerini ortaya çıkarmışlar eğitim aracılığıyla. O bakımdan farklılıkların bir erdem olduğuna inanmak eğitimin en önemli kazanımlarından birisidir. O bakımdan da öğretmenlerimize hep şunu hatırlatmakta fayda var. Öğrencilerinize farklı olduklarını, farklı olmaları gerektiğini, farklı düşünmeleri gerektiğini, her birisinin biricik özgün olduğunu sürekli hatırlatmaları gerekir. Benim gibi düşünme ama ben de böyle düşünüyorum de, bu çok önemli bir şey. Bu çocuğun özgünlüğünü ortaya koyar. Hatırlayın mesela Yunus'un anlatılır hikaye. Yani Tapduk Emre dergahına 20 yıl devam eder. Ne öğrendin diye sorarlar. Onun söylediği şudur. Bir Yunus varmış. Yunus'tan içeri. Hı hı. Bunu o kadar güzel bir tanımlamadır ki. Yani bir ben var, bende benden içeri. Ve ete kemiğe bürünmüş, etrafta Yunus diye görünmüşüm diyor. Ve bu önemli bir şey. Bakın bunu anlatmamızda da fayda var. Şimdi Yunus'un yaşadığı dönem 14. yüzyıl. Hı hı. Bu dönemde Mevlana yaşıyor, Hacı Bektaş Veli yaşıyor. Ve Anadolu talan edilmiş. Ve bütün Anadolu'nun çevresi savaşlarla var. Ama bu üç özgün insan ne söylüyor? Ne olursan ol, gel. Yunus ne diyor? Yaratılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Hacı Bektaş Veli de bizim yönümüz, kıblemiz insandır diyor. Şimdi bakın bunların hepsi insanın farklılığına ve hoşgörünün ne kadar merkezi olduğuna ve bugüne geldiğimiz zaman çok önemli bir değerler silsilesi olduğunu görüyoruz. O bakımdan Türkiye gibi toplumların daha bu tür değerler üzerinden varlığını sürdürmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği ve bütünlüğü için farklılıkların ve farklı düşünmenin bir erdem olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani bu farklılıkları, tartışmaları aşırıya taşımanın bir anlamı yok. Ama farklı düşünmek zaten güzel bir şeydir. Bunu mesela Kant da Eğitim Üzerine adlı çalışmasında çok gündeme getirir. Diğer büyük düşünürler de, bizdeki klasik düşünürlerimiz de bu çizgidedir. O bakımdan eğitim, bizim genel kültürümüzde iyi insan olmakla tanımlanır. Bakın eski Yunan'da da milattan önce 3-5-4. yüzyıldaki tartışmalara bakın. Eğitim çocuğu elinden tutup iyiye ve güzele doğru götürmektir der. Hı hı, evet. O bakımdan eğitimin, okulun temel işlevi güzel insan yetiştirmek öncelik. Sonra akademik başarı gelir. Ama biz Türkiye olarak son 30-40 yıldır özellikle akademik çizgide gidiyoruz. Bu doğru değil. Bunu dengelememiz lazım. Yani program dışı etkinliklerle çocuklarımızın okuldaki yaşamlarında darboğaz edilmemeleri, bu sınav darboğazından kurtarmamız, daha rahat, daha özgür olmalarını sağlayacak bir yapıya doğru evrilmesi gerekiyor. Şimdi tabii ki güzel şeyler yapılıyor. Yani daha güzelleri yapılması gerekiyor. Ama şu da değişiyor. Yani bütün dünya değişiyor. Yani siz yerinizde sayarsanız ses çıkarırsınız. Mesela çok önemli bir sismik değişim. Hı-hı. Benim çok vurgu yaptığım, daha öncekisinde yaptığımız konuşmada da söylemiştim. Bu sismik değişim şu. Yeni nesil görsel öğreniyor. Görsel öğrendiği için de öğretimden hoşlanmıyor. Yani hı-hı, öğrenme ve erişim çağına doğru evrildik. Bunu yeniden yorumlayarak okulu da buna göre kurmak zorundayız. Bugün okullar şova dönüştüler. Yani özel okullarda, devlet okullarda hepsi şunu yaptık, bunu yaptık, o projeye yaptık, buna katıldık, onu yaptık. Yani eğitim şov değildir. Eğitim içe dönüktür. Eğitim biraz ben konuşmadan iş yapabilme kabiliyeti. Bilim de öyledir. Bilim insanların daha çok üretiyor. Ama bizim bilim insanlarının bir özelliği var. Bizim uluslararası indekslerimiz, bizi sıralıyorlar, yaftalıyorlar yani. Biz akademisyenler 18 yaşın altındakileri yaftalayamayız, sıralayamayız. Ama biz akademisyenler sıralanabilir, yaftalanabilir. Zaten herkes senin yayınlarını alıp ne kadar atıf yapıldığını, kaliteni görüyor. Biz kendimizi görüyoruz ama
İlkokulların, ortaokulların şova ihtiyacı yok. Sınıfın içinde ne olup bittiği çok önemli. Yani sınıf içi öğrenmeleri iyileştirmeye dönük bir stratejiye doğru evrilmesi gerekiyor Türkiye'nin. Türkiye hala dışa ve sona doğru bir şov gösterisi içinde. Mesela kaç kişi üniversite sınavını kazandı? Ya kimse kazanamayan çocukları konuşmuyor. Tabii. Kaç kişi fen lisesine gittik diye konuşuyor. Gidemeyenleri kimse konuşmuyor. O bakımda mesela üniversitelerde, liselerde okulları terk oranları artıyor son yıllarda Türkiye'de. Bizim oturup terk edenleri konuşmamız lazım. Bu çocuklar neden terk ettiler? Nereye gittiler? Veya biz kendimizin olumsuz yanlarını konuşmamız lazım ki okulu iyileştirelim, iyiye doğru götürelim. Bir şey daha söyleyeyim sorunuzla ilgili olarak ama yani bu 2000 yılından sonra doğan çocukların çok şanslı bir nesil. Ama bunların bir özelliği var. Yetişkinlerden bağımsız yaşamlarını sürdürmek istiyorlar. Yani anne baba, büyük anne baba, hala teyzeyle bağları zayıfladı. Bu zayıflamanın bir olumsuz getirisi var. Bu çocukların sosyalleşmesi zayıflıyor. Yani hem klasik eğitim teorisinde hem modern eğitim teorisinde çocuğun sosyalleşmesinde aile çok belirleyici. Yani çocuk yapmak dünyanın en kolay işidir. Çocuğu eğitmek dünyanın en zor işidir. Doğru. Anne baba olmak dünyanın en zor işidir. O bakımdan anne babaların da çok bilinçli olmaları gerekiyor. Anne babayı eğitmeden çocuğunu eğitmek çok zor görünüyor. Bunu anne babalar, bazen konuştuğum zaman anne babalar hocam bizi eğitmeye mi kalkıyorsun diyorlar da, hayır, bu anne baba eğitimi başka bir şey. Kesinlikle. Yani ben akademisyenim, beni eğitebilirsiniz veli olmak konusunda. Yani biz veli olarak doğmadık bu dünyaya. O bakımdan veli olmak başka bir şeydir, öğretmen olmak başka bir şeydir, akademisyen olmak başka bir şeydir, çocuk olmak başka bir şeydir. Herkesin yerini, sınırlarını, haddini bilmesi gerekiyor. Eğitimin esası aslında disiplin ve ciddiyet. Bu bozulduğu zaman bir şeyi düzeltemiyorsunuz. Mesela genelde hep uzmanlar şunu söylerler velilere. Mesela velilerin temel görevleri var. Mesela diyelim ki çocuğunuza ödevi konusunda yardımcı olmak veya çocuğunuza rol model olmak veya çocuğunuzun sosyalleşmesine katkı vermek veya çocuğunuzun yetişmesi konusunda çocuk psikolojisini öğrenmek gibi. Hı hı. Yani çocuk sahibi olan anne babaların kendilerini yeniden eğitmeleri gerekiyor. Ben efendim doktorum, ben mühendisim, ben profesörüm, gerek yok diyemezsiniz. Yani şunu söyleyelim, eğitim çok karmaşık bir süreç. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Eğitim yalnızca eğitimcilere bırakılmalıdır. Evet, işin özü bu. Evet. Bir yandan da sürekli her yayında beni etiketleyen bir grup var. Öğrenci affı istiyoruz diyorlar. Ne affı bu? Üniversiteyi kazanmış ama imkansızlıklar nedeniyle çalışmak zorunda kalıp okuyamamış arkadaşlarımızın talebidir bu. Diyorlar ki bize bir af tanınsın, biz tekrar elimizden geldiğince derslere girelim, sınavlara girelim ve okulumuzu bitirelim çağrısındalar. Onların sesini bir kez burada duyurmuş olayım. Hocam her zamanki gibi çok keyifliydi sohbetiniz. Ben teşekkür ediyorum davetimi kırmayıp geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Onur duydum. Eksik olmayın, karşılıklı çok mersi. Evet efendim, bugün haftanın ilk iş gününde 1 Haziran'da, Haziran'ın ilk gününde sizlerle birlikte olmaktan keyif aldık. Yarın sabah 10.30'da yine biz buradayız. Bekleriz efendim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın.